Bugün çok değerli konuşmacılar siber güvenlik eylem planına ilişkin çalışmalarını, yaklaşımlarını ve gerçekleştirme konularından bahsettiler. Çok değerli katkılar sağladılar bu noktada. Peki bizler ulusal siber güvenlik stratejisine neden ihtiyaç duyuyoruz aslında? Ulusal olarak diğer ülkeler nasıl yaklaşımlar sergiliyor? Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Bu bağlamda siber güvenlik eylem planının en temel ortak noktası kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojilerini gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik fikirleri açısından güvene almak açısından değerlendirilebilir bu eylem planı. Aslında bu üç temel ilke dediğimiz gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bilgi teknolojinin olmazsa olmazı. Bunlardan herhangi bir tanesinde yani gizlilikte, erişimde ya da bütünlükte herhangi bir bozulma meydana geldiği zaman aslında biz bunu siber tehdit kavramı olarak ifade ediyoruz. Bugün kıymetli misafirler, bugün sıklıkla duyduğumuz uçtan uca şifreleme dediğimiz yöntem aslında bilginin hedefe bütünlüğünün bozulmadan erişilmesi anlamına denk gelmektedir. Dolayısıyla WhatsApp, Telegram gibi iletişim hatlarda sıklıkla gündeme gelen ve ülkemiz haber bültenlerinde de çok sıklıkla yer alan uçtan uca şifreleme kavramı ile birlikte siber güvenlik aslında bizim masaya yatırdığımız kavramlardan bir tanesi oldu. Türkiye'de internet 28 yaşında, benden bir yaş küçük ama internet 28 yaşında ama Türk Ceza Kanunu'na baktığımız zaman siber suçlar ve bilişim suçları kavramı daha eski tarihlere dayandığını söyleyebiliriz. Şu anda da madde 243, 244 ve 245 ile birlikte ülkemizde siber suçlar ve bilişim suçları icra ediliyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz 20 sene içerisinde ülkemizin de içerisinde bulunduğu, ülkemizin siber güvenliğini tehdit eden, gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini tehdit eden saldırılar aldığını gördük. Buna istinaden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde siber güvenlik stratejisi ve eylem planlarımız yayınlandı. Bu kavramlar içerisinde, daha doğrusu bu eylem planları içerisinde bakıldığı zaman geçmiş dönemlerde 2013 yılında yayınlanan eylem planıyla birlikte 29 ana eylem ve 92 tane alt eylem maddesi olduğunu görüyoruz. Yıllar içerisinde bu eylem planlarının daha geliştiğini ve teknolojiye ayak uydurduğunu ve diğer ülkelerin nezdinde de katkılar sağlandığını görebiliyoruz.